Merhaba sevgili teraziler ve yükselen burcu terazi olanlar. Temmuz 2023 aylık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili teraziler, Temmuz ayı sizin için kariyeriniz, işiniz, ev ve aile konularında önemli etkiler getirebilir. Şimdi konu başlıklarına şöyle kısaca bir bakalım. 3 Temmuz'da Oğlak Burcu'nda Dolunay meydana gelecek. Ay boyunca yönetici gezegeniniz Venüs Aslan Burcu'nda ve ay sonunda retro hareketi başlayacak. 17'sinde Yengeç Burcu'nda yeni ay doğuyor ve Mars 10'una kadar Aslan Burcu'nda, daha sonra Başak Burcu'ndaki yolculuğuna başlayacak. Evet, şimdi bunlar ne demek, detaylara bakalım. Evet sevgili teraziler, burçtaşlarım, bakalım Temmuz ayında özellikle bu Venüs'ün, Mars'ın Aslan Burcu'ndaki geçişleri, işte yeni ay ve dolunay döngüsü, İşiniz, kariyeriniz, toplumdaki statünüzle ilgili alanlarda nasıl etkiler getirecek? Oğlak Burcu'ndaki Dolunay 4. evinizde meydana geliyor. Bu Dolunay aslında daha önceden başlamış bazı işlerinizi sonuçlandırabilir. Bunlar yaşadığınız mekanlar, eviniz, yuvanız, ailevi konularla da ilgili olabilir. Geçtiğimiz Ocak ayındaki konularla ilgili olabilir. Bir tamamlanma, bir dönüşüm enerjisi var. 11 derecede olacak. Öncü burçlarımız etkileniyor. Siz de bir öncü burçsunuz. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle 11 derece ve yakınlarında güneşiniz, yükselen burcunuz varsa dolunayın tesirleri artacaktır. Bir taşınma konunuz, yer değişimi konunuz olabilir ya da bir emlak almak, satmak, kiralamak gibi gündemleriniz olabilir. Aileyle de bağlantılı olabilir bunlar. Tabii ki evlenmek, yuva kurmak ya da ayrılmak, yer değiştirmek, aileden ayrılmak ve benzeri konularınız da olabilir. Ebeveynleriniz, anneniz, babanız, onların hayatıdır, düzenidir, sağlıklarıdır ve benzeri konuların da dolunayda gündemde olduğunu söyleyebilirim. Evde çalışan teraziler için tabii ki iş ve kariyer, özellikle işleri ve günlük hayatlarıyla ilgili alanlarda da bir dönüşüm tetiklenebilir bu dolunayla birlikte. Venüs ay boyunca Aslan Burcu'nda, ayın 11'ine kadar Mars da Aslan Burcu'nda olacak. Aslında sosyal anlamda hareketli bir ay. Yani daha fazla arkadaşlara zaman ayırabileceğiniz, ortamlarda olabileceğiniz, bazı davetlere katılabileceğiniz bir aydasınız. Size eğlendirecek, size keyif verecek organizasyonlar bu ay çok öne çıkıyor. Burada kişisel anlamda kendinizi ifade edebileceğiniz, yeteneklerinizi değerlendirebileceğiniz fırsatlar da olabilir. İş ve mesleki anlamda da tabii ki bazı projeler, bazı yine faaliyetler içerisinde yer alabilirsiniz. Mars ayın 10'undan sonra artık Başak Burcu'na geçecek. Mars'ın 11'inden sonra Başak Burcu'ndaki hareketi 12. evinize doğru ilerleyeceği için biraz kendi sağlığınız, işte günlük hayatınız, bu alanlara enerjinizi yönlendirebileceğinize işaret ediyor. 20 Temmuz'da Mars'la Satürn arasında karşıtlık var. Biraz zor bir açı. 19, 20, 21 Temmuz gibi etkisini hissedebilirsiniz. Hem kendi sağlığınıza dikkat edin. Evcil hayvanlarınızın sağlıklarına dikkat edin. Yanınızda çalışan kişiler, yardımcılarınız ve benzeri alanlarda bazı problemler olabilir ya da çalışma ortamınızda sizi zorlayacak bazı koşullar olabilir. Daha dengeli, daha böyle sabırlı, temkinli olmakta fayda var. Ayın 17'sinde Yengeç Burcu'nda yeni ay doğacak. Yeni ay 10. evinizde doğuyor. Bu dönem sizin için kariyer alanlarında yeni kapılar açabilir tabii ki. Birçok terazi için belki bir iş başlangıcı, bir mesleki alanda bir adım atma söz konusu, bir yer değişimi, tayin, atama ve benzeri konularınız olabilir. Çalışma ortamlarınızda bir yenilik olabilir. Kendi işinizi kurma gibi veya işten ayrılma gibi gündemler olabilir tabii ki. Tüm bunlar aslında toplumdaki statünüzü etkileyen konular. İlişkiler de tabii ki toplumdaki statümüzü etkiler. Evlenmek de bir statü konusudur ya da ayrılmak da böyle bir şeydir. Ev yuva ile bağlantılı da gelişebilir. Bu ay aslında toplumdaki statünüzü etkileyen konular, ailevi konular, aile işinde çalışıyorsanız yine aile işiyle ilgili konular ya da ebeveynlerinizle ilgili konularda Yengeç Burcu yeni ayında sizin için öne çıkıyor ve yeni ayı takip eden 2 haftalık süreç içerisinde bu konular etkili olabilir. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle güneşiniz ve yükselen burcunuz 24 derece ve yakınlarındaysa yeni ayın çok daha etkili olacağını, önemli olacağını söyleyebilirim. Ve Venüs ayın 23'ünden itibaren Aslan Burcu'nda gerilemeye başlayacak.
Her 1,5 yılda biri biliyorsunuz Venüs retrosu yaşıyoruz. Bu yıl 23 Temmuz'da 5 Eylül arasında Venüs gerileyecek. Aslan burcunda 11. evinizde gerileyecek. Bu dönem biraz nostaljik etkiler getirebilir. Yani arkadaş ilişkilerinizde uzun süredir görüşmediğiniz kişilerle görüşebilirsiniz. Aşk hayatınızda, romantik hayatınızda biraz hani geriye çekilmeler, işte geçmişle ilgili konular, anımsamalar, hatırlamalar olabilir, karşılaşmalar olabilir. Bazı yarım kalmış durumları aslında tamamlamak için fırsatlar da yaratabilir Venüs'ün gerilemesi. Ama yönetici gezegeniniz biliyorsunuz. Dolayısıyla Venüs gerilerken biraz enerji düşüklüğü hissetmeniz mümkündür. Kendinizi daha fazla sorgulayabilirsiniz. İşte ilişkilerinizi sorgulayabilirsiniz. Güzellik, estetik gibi alanlarda kaygılarınız artabilir. Venüs gerilerken aslında ilişkilerde çok da yeni kararlar vermemek daha doğrudur. Güzellik, estetik gibi alanlarda zaten biliyorsunuz çok radikal uygulamalar yapmamak gerekiyor. 5 Eylül sonrasını beklemekte fayda var. Finansal konularda da çok fazla riske girmeden spekülatif hareketlerden özellikle uzak durmakta bu dönemde fayda var. Hepinize sağlıklı ve güzel bir ay diliyorum. Hoşça kalın. Terazi burcu zodyağın 7. burcudur. Hava elementinin öncü niteliklerini taşır. Terazi burcunu Venüs yönetir. Terazi burcu 12 burcun içinde dengeye en önem verendir. Bu burç ortaklığı, evliliği, adaleti temsil eder. Gezegeni Venüs, güzel sanatlar, sevgi ve aşk temsilcisidir. Hava grubu olduğu için zeka, iletişim ve sosyal yaşamda terazi burcunun ilgi alanıdır. Diplomasi yetenekleri onları insan ilişkilerinde de başarılı yapar. Terazi burcu kimseyi kırmak istemediğinden sırf uyumlu olmak adına kendi isteklerini erteleyebilir. Bu durum onları çoğu zaman uzun süre kararsız da bırakabilir. Karar vermek bu burcun en zorlandığı kavramlardan biridir. Terazi burçları dengeli, güvenli, huzurlu ve sevdikleriyle paylaşabilecekleri bir yaşam hayali kurarlar. Estetik ve güzelliğe çok düşkündürler. Venüs'ün etkisiyle güzel, çekici ve yakışıklı kişilerdir. Sevgi ve aşk onların hayatının vazgeçilmezidir. Bir birliktelik ve ortaklık içerisinde olma ihtiyacı duyarlar. Yalnız kalmayı sevmezler. Yakın dostluklar da bu burç için önemlidir. Zeki ve konuşkan oldukları için özellikle sosyal ortamlarında aranılan kişisidir. Duyguları ve mantığı arasında denge kurmayı çoğu zaman başarır. Bazen bu dengeyi korumaları zorlaşabilir. Terazi burçlarında hak, hukuk, adalet kavramı da çok gelişmiştir. Bir yerde haksızlık olduğunu hissettiklerinde adaleti sağlamak için mücadele içerisine girebilirler. Terazi burçları herhangi bir hedefleri olduğunda çok çalışkan olabildikleri gibi bazen Venüs'ün etkisiyle aşırı rahatına düşkün ve tembel de olabilir. Terazi burçları genel olarak cana yakın, güzel, hoş sohbet, cazibeli, sevecen yapılarıyla bulundukları ortamlarda her zaman aranılan kişiler olabilirler.